Evet, parametreyle devam ediyoruz. Şöyle gündem başlıklarına birlikte bakalım. Türkiye BRICS'e mi giriyor acaba sorusunu soruyoruz. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor. BRICS hatırlayacaksınız. BRICS'in adı Türkiye ile yeniden yan yana geçmeye başlamış görünüyor. Arjantin'e basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'le Xi'nin de böyle söylediğini ifade etti. Erdoğan, BRICS'in B'si yerine T koyarak TRICS olabilir mi sorusu üzerine Güney Afrika'daki toplantıda olabilir dediler yanıtını verdi. Brezilya'nın BRICS'ten ayrılması ve Türkiye'nin eklenmesiyle TRICS olarak ismin değişmesi konuşuluyor şu aralar. Böyle bir gelişme Türkiye'yi doğrudan yatırım yolunda da bir parça daha ön plana çıkartabilir gibi görünüyor. Zira 100 milyar dolar başlangıç sermayesiyle kurulan BRICS Kalkınma Bankası sadece üyelerine yatırım yapıyor. Önemli bir hatırlatma bu. Yatırımda öncelikse sürdürülebilir altyapı projelerini desteklemek. İstanbul'un enflasyonu düştü. Bugün enflasyon rakamları da açıklanacak. İstanbul'un değil Türkiye'nin enflasyon rakamlarını alacağız. Ancak İstanbul Ticaret Odası perakende fiyatlarının Kasım ayında bir önceki aya göre gerilediğini hesaplamış. Öncü bir gösterge bu. Öncü gösterge olarak izleniyor bu veri. Ağustos 2016'dan beri yani 2,5 yıl sonra ilk kez rakamların düştüğünü ifade etmekte fayda var. Perakende fiyatlar Kasım'da %0,24 oranında bir azalış kaydetmiş durumda. Yıllık artış hızına baktığımızda %20,3'ten %18,6'ya doğru bir iniş olduğunu görüyoruz. Ekim'de %10'dan fazla artan meyve sebze fiyatları Kasım'da %1,2 kadar gerilemiş görünüyor. Akaryakıt fiyatlarında da düşüş İstanbul tüketicinin ulaştırma masraflarını bir parça aşağı çekmiş. İTO'ya göre ulaştırma ve haberleşme fiyatları %2,5 oranında bir geri çekiliş içerisinde. 90 günlük bir ateşkes ilan edildi G20 zirvesinde Buenos Aires'te. Amerika ve Çin ticaret savaşında 90 günlük bir ateşkes kararı aldılar. G20 zirvesi kapsamında Arjantin'de görüşen Amerikan Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirmemeye karar verdiler. İki lider arasındaki görüşmenin başarılı geçtiği ve birçok konuda mutabık kalındığı da yine paylaşıldı. Trump Twitter'dan bir açıklama yaptı. Trump'ın tweet attığı şu: Çin'in Amerikan otomobillerindeki vergiyi düşürmeyi kabul ettiğini söyledi. 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünü için gümrük tarifesini %25 artırmaktan vazgeçmiş görünüyor. %10'luk bir tarife ancak devam edecek yine de 3 ay sonunda da anlaşma eğer çıkmazsa bu vergi yeniden artırılacak. G20 zirvesi Suudi Arabistan ve Rusya'nın yakınlaşma sahnelerini ön plana çıkarttı. Hatta Putin'le Suudi Prens'in birbirlerine çak yaptıkları gazetelerde yazıldı, çizildi. Rusya ve Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla Rusya'daki altyapı projelerine 2019'da 2 milyar dolarlık bir ek yatırım yapacak. İşte o çakın anlamı da bu. Petrol fiyatları bugün %6'ya yakın primli. 60 dolarlar acaba buralarda dip mi olacak onu konuşuyoruz. An itibariyle de 62 dolar 32 centlik bir fiyatlama görüyorum Brent petrol cephesinde. G20 zirvesindeki anlaşmalar aslında bu yükselişte etkili olmuş görünüyor. Hem ticaret savaşındaki ateşkes hem Rusya ile Suudi Arabistan'ın açıklaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir etkiye neden oldu. Veliaht Prens Salman'la görüşen Putin, OPEC ile olan üretim kesintisi anlaşmasını 2019'da da sürdüreceklerini söyledi. Kanada'daki Alberta bölgesinde günde 325 bin varille tarihindeki en büyük üretim kesintisine gitmesi ayrıca etkili oluyor. 6 Aralık'ta OPEC ve OPEC dışı ülkelerin birlikte bir toplantısı olacak. Küresel büyüme tahminlerinin yükseldiğini bu aşamada hatırlatmakta fayda var. Ticaret savaşı ateşkesi de talebin önünü açmış görünüyor. Evet, 6 Aralık'ta Viyana'da yapılacak bu petrol zirvesi. Bu zirvede oldukça önemli. Bakalım nasıl bir buradan sonuç çıkacak, onu da konuşacağız, onu da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz elbette diyelim ve geçelim artık Ankara'nın gündemine. Ankara'nın gündeminde neler var neler yok bunları konuşacağız. Ankara'da Hürriyet Daily News Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş bizi bekliyor. Serkan, günaydın.
Günaydın Mine, iyi bir yayınlar, iyi ve iyi bir hafta dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı dileklerle başlayayım yeni haftaya, yeni güne. Serkan, şu G20'nin bir muhasebesini yaparak başlayalım aslında. Çok fazla konu başlığı var. Putin'inden Donald Trump'ına, Xi Jinping'inden Selman'ına bizim orada isteklerimiz var. İkili görüşmeler önemli. Dolayısıyla şöyle bir muhasebe defterini açtığımız zaman G20'den ne çıkıyor bize? Gerçekten yoğun bir hafta sonu yaşandı G20 çerçevesinde. Yani Cuma gününden itibaren yani Arjantin'in dönem başkanlığı çerçevesinde yapılan zirveye, yani dünyanın en büyük 19 ekonomisi artı Avrupa Birliği'nin de katılımıyla gerçekten ekonominin, küresel ticaretin birçok boyutunun ele alındığı, tartışıldığı bir ortam oluştu. Tabii bu zirve öncesinden son bir aylık sürede en büyük dikkatlerin yoğunlaştığı nokta Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki görüşmelerin nasıl bir sonuç vereceği ile ilgiliydi. Yani her iki dünyanın en büyük iki ekonomisinin, yani son tabiri caizse 6-7 aydır Çin'e giriştikleri büyük bir ticaret savaşı ortamında bu görüşmeye çok büyük bir önem atfediliyordu. Sonuçta hani her iki tarafın da açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla olumlu, verimli bir görüşme yapıldığı ve daha da ötesinde somut bir sonuç ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da haberde de sizin de söylediğin gibi 3 aylık bir süre içerisinde taraflar karşılıklı olarak başka alanlarda vergileri arttırmama taahhütünde bulundular ve hatta Amerika Birleşik Devletleri 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe sokacağını ilan ettiği %25'lik vergi artırımını %10'a indirdiğini, ama bu 3 aylık süre içerisinde de bu müzakerelerin devam edip bir nihai anlaşmanın ortaya çıkmasını beklediğini ifade etti. Çin tarafı da Amerika Birleşik Devletleri'nden alımları artırarak aynı dönemde bir karşılık vermiş oldu ve şu anda gördüğümüz Amerika ve Çin arasında bir müzakere zemininin oluşmuş olduğu ve bunun da hem Amerika ile Çin arasında yaşanan bu ticaret savaşını belki bir kesintiye uğratması, bir son vermesi, daha da genelinde bütün küresel ticaret açısından da olumlu etkilerin olacağını değerlendirmek uygun olabilir, mümkün olabilir. İkinci önemli dikkat edilecek nokta tabii Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin nasıl bir muamele göreceğiydi bu zirve sırasında. Çünkü tabii Kaşıkçı olayının ardından, 2 Ekim'de yaşanan Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens böyle üst düzey uluslararası bir zirveye ilk kez katıldı. İlk kez uluslararası çerçevede bir boy gösterdi ve burada tabii nasıl bir muhataplık alınacağı, nasıl bir kendisine davranış göstereceği önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmemesi önemli bir nokta. Bunu not etmek lazım. Daha öncesinde Veliaht Prens'in G20 zirvesinde görüşmek isteğiyle ilgili haberleri yapmıştık, hatırlıyoruz. Bu görüşme olmadı. Bu önemli bir noktaya koymak lazım. Aynı şekilde Amerikan Başkanı da böyle kameralar önünde veya Veliaht Prens'in foto imkanı verecek bir şekilde görüşme yapmaması da önemli. Ama onun dışındaki liderlerin, başta Rusya lideri olmak üzere, Veliaht Prens'le yakın ve samimi temaslar kurdukları gözlerden kaçmadı. Aile fotoğrafında da Veliaht Prens uzakta, diğer liderler ona çok böyle yakın bir muhabbet göstermemeye çalıştılar, dikkat ettiler. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, evet tam bir izolasyon yok. Ama bir taraftan da ülkeler kendi perde gerisinde, kameraların olmadığı noktalarda Veliaht Prens'le yakın görüşmeler ve samimi bir takım diyaloglar geliştirdi. Bunların başında Rusya geliyor, Japonya geliyor, Çin geliyor, Meksika geliyor. İngiltere Başbakanı da görüştü, Fransa Cumhurbaşkanı da görüştü. Fransız ve İngiliz daha çok tabii Kaşıkçı meselesini ön plana koyduklarını ifade ettiler, ama şunu da hatırlayalım. Yani bu her iki ülkede bundan önceki yatırım zirveleri katılım göstermişler ve Suudi Arabistan'la önemli yatırım anlaşmalarına imza koymuşlardı. Dolayısıyla
şunu da tekrar ifade etmek gerekebilir. Kaşıkçı olayı bir noktada duruyor ama ülkeler kendi bireysel çıkarları açısından Suudi Arabistan'la temaslarını en yüksek düzeyde devam ettirmeyi de önem veriyorlar. Bir notta tabii 2020 dönem başkanlığını Suudi Arabistan almış oldu. Öyle bir açıklama yapıldı. Yani 2020'de G20 ülkelerini Suudi Arabistan kendi ülkesinde ağırlayacak ve zirveyi gerçekleştirecek. Tabii beklentimiz 2020 sürecine kadar bu Kaşıkçı olayının artık tamamen netleşmesi, faillerinin yargılanmış olması, emri verenlerin ortaya çıkması ve bu konunun artık kapatılmış olması ama şu andaki görüntü maalesef bu konunun daha bundan sonraki süreçte de bizim gündemimizde, Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Üçüncü önemli nokta tabii G20 zirvesinde ikili görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu ikili görüşmeler. Hani Sayın Trump'la, Amerikan Başkanı'yla uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le her imkanda görüştüğü gibi burada da bir araya geldi Sayın Cumhurbaşkanı. Önemli konular üzerinden geçildiğini anlıyoruz. Hem Trump'la hem Putin'le yapılan görüşmelerde. Bunun bir bölümü ikili ilişkiler, bir bölümü özellikle Suriye merkezli gelişmeler. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Suriye'den kaynaklanan sıkıntılar devam ediyor. Bununla ilgili herhangi bir çözülme, herhangi bir yumuşama şu anda görülmüş değil. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya başladığı gözlem istasyonları şu andaki gerginliğin en önemli kısımlarından birini oluşturmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Trump'la hem Suriye'nin kuzeyi ve Fırat'ın doğusunu hem de Manbij'de devam etmekte olan uygulamalarla ilgili görüşme yaptığını biliyoruz. Putin'le de özellikle İdlib meselesi çerçevesinde bir görüşme oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden artık İdlib'de başka türlü adımların atılması gerektiği bir döneme girildiğini anlıyoruz. Bunun ne olduğunu yakında görürüz diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde yine Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya ile yapılan o zirvenin bir benzerini belki biraz daha dar katılımla tekrarlamak gibi bir düşünce de Türkiye tarafında var. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bunu da duymuş olduk. Dolayısıyla en genel çerçeveye baktığımızda hani bu üç temel konu üzerinden G20 muhasebesi yapılabilir. Türkiye açısından üst düzey ve görünür bir platform oldu. Özellikle Sayın Trump'la yapılan görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerine bundan sonraki noktalarda da hani Halkbank konusu olur, FETÖ ile mücadele konusu olur. Bu konularda da farklı yansımaları olabilir diye değerlendirmek lazım. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamalardan da görüyoruz. Ve basın toplantısında da bunları ifade etmişti. Halkbank konusu önemli bir konu. Hala Trump'la görüşmenin önemli noktalarından birini oluşturdu. Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Halkbank heyetinin var olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade etti. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde Halkbank konusu en üst düzeyde tartışılmaya devam eden bir konu olarak dikkatimizden kaçmış durumda değil Mine. Peki gelelim daha genel çerçeveden daha özel çerçeveye, bizim tam olarak neler çıkarttığımıza. Hani orada en çok merak ettiğim konu bu tabii ki Halkbank mevzu. Piyasa açısından da önemli dinamikleri olan bir mevzu, önemli fiyatlamaları olan bir mevzu. Dolayısıyla orada Halkbank'la ilgili bir şey konuşuldu mu, bir şey çıktı mı Hakan Atilla'ya ilişkin ya da alınabilecek cezaya ilişkin sembolik mi kalacak, hiç mi verilmeyecek, var mı bir gelişme? Mine, tabii Türk-Amerikan ilişkilerinin diyaloğunun en önemli parçalarından bir tanesini bu oluşturuyor. Hatırlayalım, yani bu geçen ay Paris'te Dünya Barış Forumu 12 Kasım'da yapılan toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Trump yemekte yan yana düşmüşler ve bu konuyu ayrıntılı bir şekilde görüşmüşlerdi. Ondan önceki telefon diplomasisinde de bu konular yakın ve net bir şekilde görüşülmüştü. Trump'ın bu konuyla ilgili Hazine Bakanlığı'na vermiş olduğu bir talimat var. Bu konuyu artık gündemden çıkartın diye. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı ilan etmişti bundan hani birkaç hafta önceki süreçte. Ama tabii Amerikan bürokrasisi ve Amerikan içerisindeki farklı kurumların bu tepkilere, bu siyasi direktiflere nasıl tepki verdiği malum, son derece ağırdan alıyorlar, son derece yavaş bir süreçten geçiliyor. Şu anda
İki tane mesele var. Yani Hakan Atilla konusu ayrı bir konu. O daha önce açılmış ve sonuçlanmış bir dava. Hakan Atilla'nın geri kalan cezasını Türkiye'de çekmesiyle ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Temyiz aşamasında hem savcının yapmış olduğu temyiz başvurusu var, hem Hakan Atilla'nın yapmış olduğu temyiz başvurusu var. Bunların sonuçlanmasının ardından belki Hakan Atilla geri kalan cezasını Türkiye'de çekmek üzere Türkiye'ye gönderilebilir. Bu işin bir noktası. İkinci önemli konu Halkbank'la ilgili idari cezanın kesilip kesilmeyeceği ve kesilecekse bunun ne kadar olacağı ile ilgili. Yine buna paralel olarak New York bölge savcısının devam ettirmekte olduğu bir çalışma olduğu haberleri geliyor ve Türkiye'nin en istemediği noktada bu zaten. Yani yeni bir Halkbank'ı kurumsal olarak, hani İran yaptırımlarını ve dolayısıyla Amerikan yasalarını ihlal ettiğiyle ilgili bir suçlamanın karşı karşıya kalmak istemiyor Türkiye. Dolayısıyla yani bu olayı Washington'da Hazine Bakanlığı'nın bünyesindeki bu yurt dışı para hareketlerini ölçen, Türkiye'nin masakı olarak tabir ettiğimiz komitede artık halledilmesiyle ilgili Türkiye'nin talebi var. Tabii bu Türkiye'nin beklentisi hiçbir ceza kesilmemesi ama bununla ilgili Amerika'dan yapılan yorumlarda da şu anda yeni bir İran yaptırımları ile ilgili yeni bir adım atmış olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ilgili geçmişteki yaptırım konusunu cezasız bırakmasının bir siyasi tutarsızlık olacağı ile ilgili değerlendirmeler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla bunun bir anlamda mümkün olmadığıyla ilgili görüşmeler ve değerlendirmeler yapılıyor. Bunu bir görmek gerekecek bundan sonraki süreçte. Ama hatırlayalım, geçen hafta Société Générale, yani bir Fransız kurumu, yine benzer şekilde Amerikan yaptırımlarını ihlal etmekten dolayı cezalandırılmıştı. Hani bununla ilgili süreç Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anlamda hem teknik hem yargısal olarak devam ediyor. Türkiye'nin beklentisi bununla ilgili herhangi bir ceza görmemek, ama dediğimiz gibi şu anda bu Türkiye ile Amerika arasındaki diplomatik diyaloğun en önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Bunun sonuçlarını yakın sürede görürüz diye tahmin etmek istiyoruz ama dediğim gibi yani son 6 aydır belki bu Halkbank konusunu bu şekilde görüşüyoruz. Bakalım ucu açık bir süreç mi, yoksa belli bir süre içerisinde bu konuyla ilgili artık kesin bir karar verip de herkes neyin ne olduğunu görecek mi? Bunu yakından takip etmek Ankara'nın zaten uzun süredir yaptığı bir iş. Halkbank da bunu kurumsal olarak ciddiye alıp bununla ilgili temaslarını sürdürüyor. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bir heyetin Amerika'da olduğunu ve bu görüşmeleri sürdürdüğünü de biliyoruz. Bunun sonuçlarını beklemek gerekir yorum yapmadan önce Mine. Peki birazcık Brüksel dedikodusu yapalım seninle. Brüksel'deydin. Orada önemli değişimler söz konusu. Bir taraftan Türkiye'ye gelecek paralar söz konusu. Dolayısıyla neler var, neler yok oradaki kulislerde? Mine, evet, geçen hafta yoğun bir program çerçevesinde Brüksel'de hem Avrupa Birliği yetkilileri hem Türk yetkililerle görüşme şansım oldu. Özellikle son gelişmeler bu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mülteci anlaşması olarak kamuoyunun bildiği paketle, çerçeveyle ilgili. Bilindiği üzere Avrupa Birliği 3 artı 3 milyar şeklinde 6 milyarlık bir bütçe Türkiye'ye sunuyor ve Türkiye'de bunun karşılığında bir kapsamlı bir anlaşmayı, mülteci anlaşmasını uygulamayı devam ettiriyor. Türkiye'de kalan mülteci, Suriyeli mültecilerle ilgili harcanacak paranın ikinci 3 milyarı ile ilgili şu anda müzakereler başlamış durumda Brüksel'de. Burada şöyle bir farklılık var tabii. İlk 3 milyarla ikinci 3 milyar arasında hem Avrupa Birliği yetkililerinin hem Türk yetkililerinin üzerinde artık uzlaştığı nokta şu. Yani yakın bir gelecekte bu Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi beklenmiyor. Oradaki gelişmelerin nasıl bir çerçeve alabileceği, yani Suriye'de siyasi çözüm sürecine yakın bir sürede girip girmeyeceği şu anda öngörülmediği için Türkiye'deki Suriyeli vatandaşların da yani daha yakın bir zaman içerisinde ülkelerine dönmeleri öngörülmüyor. Dolayısıyla ikinci 3 milyarla ilgili planlamalar daha çok entegrasyon, sosyal uyum ve eğitim çerçevesine odaklanacak Mine. Bu anlamda özellikle mesleki eğitim,
Çocukların yani şu andaki 4 milyona yakın Suriyeli'den bahsediyoruz ve bunların yarısı neredeyse genç nüfus ve bunların büyük bir çoğunluğu okullaşma, okula gitme ihtiyacı içerisindeki kesimler. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıldığında yani eğitim en önemli alan gibi görünüyor. Okul inşa edilmesi, öğretmenlerin yeni eğitimden geçip bu çocukların ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir şekilde bu 3 milyarın planlanması şu andaki plan üzerinde duruluyor. Tabii bu artık entegrasyon meselesi ise yani Suriyeli vatandaşların Türk toplumuyla bir şekilde yani uyumunun sağlanacağı, onlarla iç içe yaşanacak bir ortamsa tabii bu 3 milyarlık bir paket değil, çok daha büyük miktarlarda paraların gerektirdiği bir aslında proje. Dolayısıyla Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne ve diğer uluslararası kuruluşlara söylediği nokta da bu. Yani Suriye krizi devam ettiği sürece Türkiye'ye bu konuda yardım yapılması gerekli. Özellikle Cumhurbaşkanı da bunu G20 zirvesinde dile getirdi. Yani göç ve mülteciler konusu orada da önemli bir konu başlığıydı. Dünyanın bu mülteci konusunda özellikle Türkiye gibi, yani Ürdün gibi, Lübnan gibi ülkelere desteğinin artarak devam etmesi gerektiği noktasında Türkiye politikasını bundan sonra da geliştirecek. Dolayısıyla bu konuyu Türkiye hem kendi kaynaklarıyla hem de yurt dışından gelebilecek kaynaklarla sürdürmeye devam ettiriyor. Bir noktada şu, tabii bu 3 milyar euro yeterli olmayacağı kesin. Türkiye'nin de bir takım projeleri var. Buna 3 milyar euroyu bir zemin para kabul ederek yani Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası gibi kurumlardan düşük faizli kredi almak gibi bir projesi var Türkiye'nin. Bunu da üzerinde çalışıldığını anlıyoruz. Özellikle Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili temaslarda, görüşmelerde olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği yetkilileri de Türkiye'yi bu konuda hani yönlendirmeye çalışıyorlar. Özellikle Avrupa Yatırım Bankası üzerinden Türkiye'ye daha fazla kredinin aktarılması ve bunun mültecilerle ilgili olarak harcanabilmesi çerçevesinde. Hani bu çerçeveden bakıldığında Avrupa Birliği ile Türkiye 3 milyarı kullanma konusunda yeni bir yol haritasını oluşturuyorlar ve bu yol haritasının en önemli hedef noktası Suriyeli vatandaşların tam olarak Türkiye toplumuna uyumunun ve entegrasyonun sağlanması. Bu açıdan yeni bir döneme girdiğimizi aslında mülteci meselesinde söylemek yanlış olmayacaktır Mine. Bir de bu Juncker ve TASK meselesi var. Son bir cümlede belki ona değinmeliyiz. Evet, ya bendeki kulis bilgiler Türkiye'deki yerel seçimlerde kimlerden aday olacak gibi noktalardan ziyade daha çok dışarıda ne oluyor, bitiyor diye bakıyorum. Benim edindiğim bir önemli bir tabii kulis bilgisi, değerlendirme aslında Avrupalı yetkililer arasında bu giderek kuvvetli şekilde ifade ediliyor. Biliyorsun gelecek sene Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak ve bunun akabinde de Avrupa Birliği Komisyonu değişecek. Avrupa Birliği Komisyonu'nun başkanı, yürütmenin başındaki kişi Avrupa Birliği açısından. Şu anda orada Jean-Claude Juncker var ve onun da hemen yanında Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk var. Yani iki şapkalı bir Avrupa yönetimi var şu anda. Avrupa'daki değerlendirmeler bu iki şapkayı tek bir şapka altında birleştirip bir kuruma ve bir kişiye bütün Avrupa Birliği'nin yürütmesini terk etmeyi bırakmaya dönük ve bu kişinin adı da Angela Merkel olarak söyleniyor. Tabii bunu hatırlayalım. Şöyle bir bağlantı kurulabilir. Angela Merkel 2021 senesinde aktif siyaseti özellikle Almanya içerisinde hem partisinin liderliğini hem de başbakanlığı bırakacağını ve bir daha aday olmayacağını ifade etmişti. Ve yani Merkel gibi Avrupa politikalarının son 10 yılını inşa etmiş, şekillendirmiş çok önemli bir isim. Avrupa Birliği'nin bundan sonraki süreçte de ehil ellerde olması gerekiyor. Şu anda Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde ve özellikle Almanya merkezli tabii değerlendirmelerde yani acaba Merkel yani Almanya Başbakanlığı'nın ardından Avrupa Birliği Komisyonu'nun başına geçip Avrupa Birliği'nin yürütmesinin başına geçer mi diye değerlendirmeler var. Tabii bu Türkiye için olumlu bir gelişme olabilir diye değerlendiriliyor. Türkiye yetkilileri arasında da yani hem Türkiye ile mülteci anlaşmasına sağlamış, yön vermiş ve Türkiye ile son dönemdeki ilişkileri açısından düşünüldüğünde yani Merkel'in apayrı bir yeri var Türkiye'nin gözünde de. Bu çerçeveden bakıldığında bunlar tabii bir kulis ama bu kulis gerçekleşirse Türkiye açısından Avrupa
yönelimini desteklemesi çerçevesinde olumlu bir gelişme olur diye değerlendiriliyor. Bu tabii Avrupa Birliği için de olumlu bir gelişme olacaktır. Bakalım bu kulis bilgileri gerçeğe dönüşecek mi? Bunu da gelecek seneki siyasi gelişmeler çerçevesinde izleyebileceğiz diye düşünüyorum Mine. Aslında bu son aktardığın kulis bilgisi Almanya Birleşik Devletleri savını Avrupa Birliği cephesi açısından bir kez daha desteklemiş oldu. Çok teşekkür ediyorum Serkan. Kolay gelsin. Ankara'ya sevgiler. Evet, şöyle bir hızlıca gündemimize bakıyoruz. Bugün neler var, neler yok, hangi etkinliği takip edeceğiz, nereden hangi veri açıklanacak, onlara bakacağız. Hangi veri açıklanacak? Şöyle bir hızlıca üzerinden geçelim. Her şeyden önce karşımızda bugün bekleyeceğimiz enflasyon verisi olacak. Pek çok uzmanın aslında negatif beklediği Kasım ayı enflasyonunu karşılayacağız. İTO enflasyonu görece bir not bize iletiyordu. Ekonomik takvim tarafında başka neler var? Birlikte onlara da bakalım. TÜFE'de beklenti aylıkta %0.40'lık bir düşüş olması, %2.67 bir önceki rakamdı. Yıllık tarafa baktığımızda da 25.24'ten enflasyonu devralıyoruz. Kasım ayındaki düşüşle birlikte yıllık bazda da %22.90'a doğru bir geliş öngörülüyor. Başka neler açıklanacak diye şöyle gündemimize baktığımızda Almanya'dan gelecek rakamlar da olacak. Türkiye'de ÜFE tarafında tabii hatırlatmakta fayda var. %46'lara vurmuş bir üretici fiyat enflasyonundan bahsediyorduk bir önceki dönemde. Burada yıllıkta geleceğimiz noktanın %45.01 olması öngörülüyor. Aylık bazda baktığımızda ise 0.91'lik bir artış olacağına ilişkin beklenti gerçekleşme vardı. Buradaki beklentilerin de bir parça daha aşağıya gelmesi yönünde olduğunu hatırlatalım. Geçelim Almanya tarafına. Almanya'da saat 11.55 itibariyle PMI verisi takip edeceğiz. İmalat PMI açıklanacak. 51.6 olan bir önceki rakamın bu sefer de değişmesi pek beklenmiyor. Yine Almanya'dan saat 12 itibariyle İmalat PMI'ları gelecek Kasım ayına ilişkin 51.5'lu bir rakamdan bahsediyoruz. Amerika cephesine döndüğümüzde saat 17 itibariyle ISM imalat verileri açıklanacak. Bir önceki rakam 57.7 düzeyindeydi. Beklenti 58 düzeyinde bir rakam açıklanması diyelim. Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra artık stüdyomuza Hakan Güldağ çağıralım. Evet, iç piyasaları konuşacağız. Dış piyasalardan iç piyasalara yansımalar, bizdeki fiyatlamalar nasıl olur onu konuşacağız. Hakan Güldağ ile birlikte Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Çok fazla da soru var. Benim de çok sorum var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yayınlar. Vallahi fena değil ama herkes gibi biraz grip falan böyle şeyler yokluyor bizi. Bir ama taraftan grip, bir taraftan soğuk, bir taraftan ama şey G20'nin tansiyonu G20 derken tansiyonu, böyle doğru. Hızlı geçiyor günler gerçekten. G20 ile başlayalım. G20 tarafında önemli mesajlar var. Liderlerin birbirleriyle görüşmeleri, o görüşmelerden çıkan sonuçlar çok önemliydi. Bizim açımızdan da ayrı ayrı değerlendirilebilecek noktalar var ama dünyanın geneli açısından şöyle değerlendirerek başlayalım biz. Özellikle bu ticaret savaşlarına 90 günlük bir mola verilmiş olması, bir ateşkes yapılmış olması herhalde Noel Baba rallisinin önünde kalan son engeli de götürdü. Herhalde geçen hafta işte 95-400'lere Fed'le beraber gelmiştik. Bu ticaret anlaşmasının yapılmış olması ya da işte savaşın kesilmiş olmasıyla birlikte de 96.000'lerin üzerini görürüz. Evet. Mi? Yani Noel Baba rallisine geleyim sonrasında hakikaten orada geçen sefer de sohbet etmiştik. Siz daha haklı çıktınız. Ama nedenlerini bir ufak tefek konuşalım. Valla G20'de ya giderek aslında G20'nin öneminde bir şey var. Azalma var genel olarak. Yani bu 2008 krizindeki o müthiş bel bağlanmış olma hadisesi yavaş yavaş ortadan kalktı. Hatta bu ticaret savaşlarıyla ilgili bir uzlaşma çıkmasaydı Çin'le Amerika arasında belki de bir daha toplanır mı toplanmaz mı ne kadar toplanır diye bu tarafı bile konuşulur bir hale gelmişti. Ama bir az önce ifade ettiğiniz gibi 90 günlük bir mola, bir ateşkes ortaya çıktı. Böylelikle işte sonuçta Amerika 200 milyar dolarlık Çin
ürünlerine %10 olan ek vergisini %25'e çıkarmayacak 1 Ocak itibariyle. Bu bir süre daha alacak. Bu süreç içerisinde neler olacağını göreceğiz. Trump'ın tweetlerinden gördüğümüz kadarıyla da işte Çin'de anlaşılan %40'a kadar yükselttiği bu Amerikan otomobillerine olan vergiyi de ek vergileri de indirecek, düşürecek gibi görünüyor. Yani karşılıklı böyle adımlar atılacak gibi. Çin tarafı çok böyle, Çin basınına bakacak olursak belki de biraz daha erken görebildiğimiz için oradaki haberleri, böyle bir hayli neşeliler. Bunu önemli bir başarı olarak gösteriyorlar. Amerikan tarafı biraz daha sakin gibi görünüyor ama sonuç itibariyle zaten eli güçlü olan taraf biraz daha Amerika gibiydi burada. Ama soyada da anlaşılan bir indirim olacak gibi görünüyor ki soya hakikaten Amerika'nın özellikle de Trump'ın en çok dikkat ettiği konu. Çünkü baktığınız zaman Amerika, Çin'in Amerika'dan aldıklarına ya yüzde işte 150 milyar dolarlık bir şeyleri var, ihracatları var Amerika'nın. Bunun içerisinde hani cep telefonları %5 kadar, uçak parçaları %8 kadar ama soya fasulyesi tek başına %11. Yani Çin'in ithal ettiği soyanın Amerika'dan aldığı Çin'in soya miktarı Amerika'nın bütün ihracatının %56'sı. Onun için burada Amerika, burada da bir düşüş olacak gibi görünüyor. Amerika biraz daha sanki kazançlı çıkmış gibi görünüyor bu hadiseden. Ama ben çok ikna oldum mu? Gerçi bizim ikna olup olmamamız ne kadar önemli bilmiyorum ama ben esas itibariyle yani esas kavga nedeniyle, çünkü Amerika'nın bu güvensizliği, tedirginliği, geleceğe karamsar bakışı nedeniyle Çin'in bu teknolojik kapasite inşa etme meselesini bastırma arzusu nedeniyle, hedefi nedeniyle bu ticari savaşlarındaki bu soluklanmaların geçici olabileceğini düşünüyorum. Tekrar biz sıkıntılı günler, yani bu ticari savaşları anlamında yaşayabiliriz. Çünkü artık ticari savaşları ekonomik olmanın ötesinde yapay zeka, bilişim, silah teknolojileri üzerinden rakibin gelişmesini sabote ederek yükselmesini engellemeyi amaçlayan bir jeostratejik boyuta erişti. Bu yapay zeka çok inanılmaz boyuta gelmiş durumda gerçekten. Geçenlerde bir arkadaşımla da sohbetini ediyorduk bunun. Evet. Çin'de bir iki robot üretilmiş, üretimden çekmişler şimdi gerçi onları da. İnsani davranışlar sergilemeleri nedeniyle. Korkutucu doğru. Noktaya doğru geliyor gerçekten. Bir cumartesi günü İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonu'nda da Merih Celesun'u sevgili hocamız, iktisatın hakikaten önemli dünya çapında da bir hocasıdır. Onu bir Merih Celesun'a saygı günü vardı, 5. saygı günü. TEPAV düzenliyor onu. Orada da özellikle Sabancı Üniversitesi'nden Kemal hocam çok güzel bir şekilde anlattı. Hakikaten yapay zekanın önümüzdeki süreçte, yani tabii bir sürü tehlikeyi de barındırıyor. İşsizlik meselesini de barındırıyor ama burada güvenliği bir çelişki. Evet, yani nasıl olur, güvenliği de barındırıyor. Belki bu akşam da bir önemli bir operatörümüzün toplantısı var. Orada da bu konu tartışılacak. Çünkü çocuklara da bu siber saldırılar meselesi, yapay zeka ve algoritmalar üzerinden o kadar çok model üretilebiliyor ki, yani bunlarla başa çıkmak çok zor. Belki onlarla başa çıkmak da ancak teknolojik başka karşı adımlarla olabilecek gibi görünüyor. Ama şunu konumuzda bağlantılandırırsak, önümüzdeki süreçte çocukları da etkileyebilecek çok ciddi bu ileri geri siber saldırılar, teknolojik saldırılar, ekonomik saldırılar göreceğiz. Yani bir tür hibrit savaşlara doğru. Şimdi dünyada bir üç kutuplu soğuk savaşa doğru yeniden gidildiği ifade ediliyor. Topla tüfekle de yapılmıyor artık bu işler. Topla tüfekle de yapılmıyor. Bunlar artık hibrit savaşlar. Belki ufak tefek çatışmalar oluyor ama esas itibariyle siber saldırıların ön planda olduğu bir sürece doğru gidildiğinden bahsediliyor. Ama Noel Baba'ya gelecek olursak, siz hakikaten Powell tam bir Noel Baba kıyafetine girdi. Ve o zaman ben daha çok gerçekçi değerlendirmeler yapar piyasa diye iddia etmiştim. Hakikaten o sırada hem dünya ekonomisinde bir böyle yavaşlama sinyalleri yüksek olarak geliyordu, haberler geliyordu ki hala öyle.
Öbür taraftan da Fed'in faiz artırımlarına hiç hız kesmeden devam edeceği bir ortam vardı. Ama Powell birdenbire değiştirdi. Hani aslında birdenbire değiştirdi mi nötr faiz oranını tam böyle ona da henüz ben ikna olmadım ama gene benim ikna olup olmamam hiçbir şey ifade etmiyor. Ben ikna oldum. Önemli olan piyasaların ne diyeceği. Onlar şimdi bu Powell amcanın yaptığı bu güzel hediyeyi bir şekilde değerlendirmek isteyecekler. Ve herhalde dediğiniz gibi bazı ralliler görebileceğiz ki bugün de galiba olumlu bir seyir başladı. %3'ler civarında Asya'da artışlar var. Amerikan evet. vadelilerinde %2'ler, 2,5'lar gibi açılacak. Öyle görünüyor. Trump da Xi Jinping de buna bir destek veren bir şey getirdi. Trump Kanada bir kuzey komşusuyla ayrı bir anlaşma, güney komşusuyla evet. ayrı bir anlaşma Doğru. yaptı. Dolayısıyla hem Kanada hem Meksika tarafındaki gerginliklerin azaldığını herhalde önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz. 5.17'lere geldik bu arada evet. Dolar TL'de. 5'in altına gelir mi diye sormuş izleyicilerimiz. Ya yıl tabii gelebilir gelmemesi yani baktığınız zaman evet yani olmaması için bir sebep yok gibi görünüyor ama 5'in altında çok kalıcı olmayabilir. Yani benim aklıma fikrine güvendiğim analistlerin çoğu 5'in altından sonra hatta şu sıralarda bile bir takım alım opsiyonlarının da imkanlarının da oluşmaya başladığını düşünüyorlar. O yani belki sene sonunda böyle 5 civarlarında falan bir yerlerde oluşabilir ama 5'in altına gelmesi halinde tekrar böyle bir alım imkanında oluşacağını söylüyorlar. İşte buralar göreceğiz aslında bakalım. Döviz borçlusuysa kişiler ya da evet. kurumlar borçlarını ufak ufak kapatacakları noktalar diyor evet. Uzmanlar. Bir taraftan da teknik olarak söylemek gerekirse işte 5.30'ların altındaki her kapanış bizi 5.15'lere doğru götürür. 5.15'lerin hemen altında 4.95 altında da 4.90 var diye teknik seviyelere en azından söylemiş olalım. İngiltere'nin evet. Avrupa Birliği'nden ayrılacak olması pariteyi nasıl etkiler? Şimdi parite sorusuna birazdan geleyim de hazır bir son dakika bilgisi de var. Bayılırım son dakika üzerine konuşmaya. Katar OPEC'ten ayrılacağını açıklamış 2019 yılı içerisinde. İlginç. 60 dolarlar seviyeleri acaba dip mi yapar? Tarafını belki konuşmak lazım şu aşamada. Viyana'da 6 Aralık'ta OPEC toplantısı yapılacak. Hı hı. OPEC dışı ülkeler de bildiğim kadarıyla orada olacak. Dolayısıyla şimdi Suudi Arabistan bir taraftan, Rusya bir taraftan sıklıkla konuşuyoruz. Evet. Katar OPEC'ten çıkacağını açıklıyor böyle bir zamanda. Manidar buluyorum zamanlamayı. Siz nasıl bulursunuz? Katar önemli bir petrol üreticisi değil. Katar esas itibariyle doğalgazda şampiyon. Birlikten çıkacağım demesi evet. sembolik anlam ifade etmez mi zaten? Sembolik anlam ifade edebilir ama yani esas işleyişi çok fazla değiştirecek. Çünkü Katar neredeyse hiç petrol ihraç etmeyen bir ülke. O vakti zamanında girmiş. 3-5 gram petrol de gitmiş vaziyette zaten ama doğalgazda çok büyük bir oyuncu. 150 milyar dolarlık doğalgaz ihracatı yapabilen bir oyuncu. Yani çok çok büyük bir oyuncu bu anlamda doğalgazda ama petrolde fazla etkilemez. Ama işte bu gene G20'ye dönecek olursak Muhammed Bin Salman orada pek böyle istediği şeyi gerçi Suudi Arabistan tarafına bakacak olursak basınına filan orada müthiş görüşmeler yapmış gibi görünüyor. Amerikan Başkanı'yla, Hindistan'la, Çin'le vesaireyle işte Macron'la ayaküstü konuşması, Theresa May'le bir araya gelmesi bayağı orada bir canlı şekilde yerindeyse veriliyor. Hangi basından okuduğumuza bağlı olarak değişir o işler yani. Evet, aynen Suudi öyle. Suudi Arabistan basından okuyorsak hikaye böyle görünüyor. Hikaye öyle ne görünüyor. İşte Amerikan basından okuyorsak başka türlü görünüyor. Ya, Amerikan basını fazla bizden okuyorsak bambaşka. Başka gözüküyor ama şeyi biliyoruz hep beraber gördük de zaten televizyondan da izledik. Hani Putin'le bir hayli samimi bir şekilde ilişkiler oldu. Zaten Putin de bu konularda bayağı mahir. Yani batılı liderleri kızdırmak için damarlarının neresine basacağını çok iyi biliyor. Özellikle doğrusu. Yapıyor sanki. Yani bu yani özellikle batılı liderleri, liberalleri filan bir hayli kızdırabilecek adımlar atıyor. Ama bir yandan da tabii önlerinde bir 6 Aralık'ta bir OPEC toplantısı olacak ve Rusya'nın da katılacağı bir toplantı. Rusya OPEC üyesi değil ama bu toplantılarda söz sahibi çünkü dünyanın en büyük ihracatçılarından bir tanesi hem doğalgazda hem petrolde. Orada dolayısıyla işte oraya bir rezerv koyayım. Batılı liderlerin çok fazla kızmasının da tırnak içerisinde çok bir önemi kalmıyor şu durumda. Kalmıyor.
O zaten Suudi Arabistan'a... Yeter ki Putin kızmasın. Evet. Şimdi şeyin de herhalde Muhammed Bin Salman'ın da işine geliyor bir şekilde. Tabii. Çünkü Trump tarafından da ne demişti Trump? İşte Amerika ve dünya için güzel bir vergi indirimi demişti bu petrol fiyatlarının düşmesi. Ve bu konuda Suudi Arabistan'a teşekkür etmişti. Tabii esas olarak kendi profilini yükseltmek amacıyla. Çünkü ben yaptım bu işleri demeye getiriyor. Bir yandan onun baskısı var ama... Bir yandan da tabii öbür taraftan Suudi Arabistan'ın bütçesi de söz konusu. Tekrar o 40 dolarlara vesairelere falan inerse Suudi Arabistan'ın orada çok büyük sıkıntı yaşayacağı açık. O açıdan bir herhalde 1 milyon varil civarında bir indirim olacak gibi görünüyor. Yani böyle bir anlaşma çıkabilir gibi görünüyor. Onun için bugün petrol fiyatları da biraz yükseldi. Bayağı 106. Evet, şeyde Putin de diyor ki çünkü siz 1 milyon varil indirin de diyor. Ben de bir 300 bin varil indireyim diyor tek başıma. Hani bu işi diyor biraz daha üstte tutalım. Para kazanalım diyor. Nasıl olsa bir şekilde petrol alınmaya devam edilecek diyor. Bu tabii bizi de olumlu yönde etkileyebilir eğer petrol fiyatları da çok çıkış olmazsa. Yok kısıntı olursa bizim cari faturamızı yani özellikle enerji faturamızı biraz daha yukarıya çekebilir. Ama bizim Merkez Bankası'nın 2019 için bile tahmini 75-85 dolar civarındaydı. O açıdan hani bir 13-15 dolar altındayız zaten, evet, şu anda. Bir hayli altındayız yani hesaplarımızın bir hayli altındayız. Umarız bu 60 dolarları çok aşacak bir havaya gitmez diye bizim de umudumuz o yönde. 40 doların da altına doğru gelirse, 50 doların altına gelirse bu sefer iş yaptığımız yerlerde özellikle uluslararası müteahhitlik hizmeti verdiğimiz ülkelerin gelirleri, bütçeleri daraldığı için bu sefer oralarda iş yapmakta zorlanıyoruz. İhracat yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü dünyada 1 milyar doların üzerinde petrol ihracatı yapan ülke sayısı 45 civarında. Bizim de ihracatımızın 1/3'ü bu ülkelere. Onlar para kazanırsa biz de oralara daha fazla ihracat yapabiliyoruz. Ama öbür taraftan da yani tam bir hayat dengesi var burada. Öbür taraftan da petrol faturamızın da çok yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bu 60 dolarlar 70, iyi buralar. Buralar iyi gibi görünüyor. Evet, Türkiye açısından bakalım iyi dip mi olacak buralar. Suriye'de görevli Türk askerlerden kocaman selamlar demiş. Bizden kocaman selamlar. Teşekkür ediyoruz orada olduğunuz için. Allah kolaylık versin diyeyim bir taraftan. Parite tarafını konuşalım. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacak olması pariteyi nasıl etkiler? An itibariyle 1.1365'ten geçiyor Euro-Dolar paritesinde işlemler. Tabii burada hem Euro-Doları konuşmak hem de sterlin tarafını konuşmak herhalde doğru olacak. Tabii yani... Sterlin için en son İngiltere Merkez Bankası'nın ifade ettiği çok olumsuz etkileneceği yönündeydi. Hatta %25'e varan bir oran da ifade etti İngiltere Merkez Bankası. Yani piyasada konuşulan eğer sert bir Brexit olursa ki bu tarafa doğru da bir gidişat var. Şimdi Theresa May tek tek Brexit'le ilgili milletvekillerini dolaşmaya başladı. Çünkü yani son hamlesi bu May'in anlaşılan başbakan olarak. Ya bu işi bu 585 sayfalık bu programı TikTok geçirecek. Kalkan Bey. Yani biraz öyle görünüyor. Yani orası siyasi çok... Theresa May'in siyasi kariyerinin sonuna geldiğimiz şu günlerde. Evet. Ama tabii gene de May'in bu planı başarılı olur olmaz ayrı. Gelecek kişinin ne yapacağına bağlı olur. Fakat eğer sert bir Brexit olursa bunun yani İngiltere Merkez Bankası'nın söylediği gayri safi milli hasılada %8'lik bir azalma ama sterlinin dolarla hemen hemen eşit noktaya geleceğini söylüyor. %25'lik bir azalma olacağını söylüyor. 1.27-1.28 civarı, 1.26 civarında oralarda geziniyor sterlin dolar paritesi. Yani bu bire bire doğru gelebilir diye bir öngörü var. Ama ben 1.43'e çıkar diye de okudum. İngiltere rahatlar. Bu böyle bir yükselme de olur diye okudum ama herhalde burada İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı analize güvenmek zorundayız. Global sermayenin gözdesi Çin mi? Amerika'dan Çin'e sermaye aktarımı devam eder mi? Ediyor zaten. Yani ediyor, devam ediyor. Özellikle yani Apple'ın ve diğer birçok uluslararası firma. Yani Çin çok özel bir yer haline geldi. Ne için? İmalat için.
imalatı ucuzlatıyor Çin. Hı hı. Sadece ucuz emekle değil ama artık ucuz emek yok Çin'de. Yani baktığınız zaman şu anda Şangay'da asgari ücret 354 dolar. Yani endekslerden girip bakabilirsiniz. İşte asgari yapay ücret. Zeka meselesine tekrar döneceğiz herhalde orada. Nelere? Yapay zekaya döneceğiz herhalde Çin'de. Şimdi onun ötesinde mesela Tim Cook var. Bu Apple'ın CEO'su. Onun söylediği bir şey var, bence çok net açıklıyor. Yani ucuz emek kalmadı artık Çin'de diyor. Ama Çin imalat sürecini çok ucuzlattı diyor. Nasıl? İşte lojistikle, tedarikle, tek bir ürünü çok büyük ölçekte yapmakla. Bir de şunu söylüyor, bence burası kritik. Ben diyor gidip Amerika'da takım ve alet mühendisleriyle bir toplantı yapsam böyle büyükçe bir konferans salonu yeterli olur. Ama Çin'de bunu yaptığım zaman en az 3-4 tane stadyuma ihtiyacım var. Yani Çin'de mühendislerin bu alet kullanma becerileri çok yüksek. Çok yükseltildi. Yani buna yatırım yaptı Çin. İşte tecrübe. Evet, yıllar aynen. boyunca buna yatırım yapınca imalat süreçlerini çok ucuzlattı. Bu yerleştirme meselesinde bizim konuşuyoruz şimdi. Otomobille ilgili, yerli otomobille ilgili tekrar bir gündeme geldi. Yerleştirme konusu Türkiye için de son derece kritik. Gerçekten bizim bu cari açığı şimdi gibi ekonomideki daralma nedeniyle değil de gerçekten ihracatımızı arttırarak, gerçekten ithal ettiğimiz birçok ürünün ara malın yerine kendimizin üretim yaparak bu cari açığı azaltmanın ötesinde bir fazlaya doğru çevirebilmemiz ancak bizim de imalat süreçlerimizi hem üretime yükleneceğiz hem de üretirken bunu ucuz yapmak zorundayız. Yani süreci insanımızın emeğini ucuzlatalım anlamında değil. Süreci ama süreci ucuzlatmak çok önemli. İşte o da üretim da yapmaktan geçiyor. Mühendislerle oluyor. İnovasyon katmakla işi oluyor. Artık gerçekten hep böyleydi belki ama gerçekten artık akıl terini, yani alın terinin yanına mutlaka koymamız konak gerekiyor. Zorundayız, evet. Avrupa'daki olaylar Euro'daki Euro'da düşüş ya da yükseliş yaratır mı? İhracatımız bu işten nasıl etkilenir diye sormuşlar. Fransa'daki bu olaylar OHAL ilan edilirse eğer Avrupa Birliği'ni bu iş nasıl etkiler diye yine başka soru. Biraz olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Biz zaten Almanya'dan başlayarak çünkü onların PMI'ları bir hayli böyle ciddi şekilde aşağıya doğru inmeye başladı. Bu hafta PMI'lar gelecek. Dolayısıyla evet. Onları da çok sıkı onları şekilde takip etmek ama gerekecek. Almanya zaten belli bir yere çıkmıştı. 55'lerin üstüne çıkmıştı. Oradan aşağıya doğru gelmeye başladı. Ama yani bir zaten Avrupa'nın ekonomik büyümesinde bu sene beklendiği kadar hızlı bir şey olmayacağı anlaşılıyor. Bütün dünyadaki büyümeye de biraz paralel olarak. Ama bu sarı yelekliler meselesi Fransa'da hakikaten ilginç ve anlaşılmaya muhtaç bir konu. Yani tam olarak kimdir bunlar onu da tam kavrayabilmiş değiliz. Çünkü herhangi bir parti taraftarı değiller. Bir sendikayla birlikte hareket etmiyorlar. Hatta özellikle çağrılarında sendikalara ve partilere çağrı yapmıyorlar. Gelmeyin diyenleri çok aralarında. Anketler yapılıyor. İşte radikal sağın Fransa'da, çünkü Macron biraz öyle göstermeye çalıştı, öyle gösteriyor. Le Pen'le bir hayli bir diyaloğa da girdi bu konuda. Hani radikal sağın bir eylemleri olarak gösteriliyor ama öyle mi değil mi? Baktığınız zaman anketlere %80-85 radikal sağa oy vermiş olanlar bu eylemleri destekliyor. Sarı yelekliler eylemlerini destekliyor. Ama radikal soldan da %75-80 civarında bir destek var. Hı hı. Tam olarak ne olduğu ama bunların artık sistem karşıtı, sistemden hoşnutsuz insanlar olduğu, yani akaryakıt zammıyla başlamış ama sistem karşıtı, o sarı yelek de biraz onu ifade ediyor. Gerçekten hani legal bir olay bu. Yani hı hı. öyle de görmeye çalışıyorlar. O her arabanın arkasında orada bir sarı yelek, bir kaza vesaire durumunda üste giyilen bir hikaye. Onu da vurgulamaya çalışıyorlar. Bu hareketler 68'e benzer mi? 68'de çünkü Almanya'dan, Fransa'dan başlayan eylemler birçok Avrupa ülkesine yayılmıştı. Valla işte göründüğü kadarıyla böyle bir... Hollanda'ya da... Evet, en azından tehlike var gibi. Avrupa'da yani o 2008 krizi, Avrupa şu sıralarda biraz büyümeye devam etse de o uzun sürmesi sağ ve sol popülizmin
ciddi şekilde güç kazanmasına neden olmuş. Şöyle bir şey öngörür müsünüz? İşte Arap Baharı bilmem ne yaşadık ettik. Şimdi kıta değiştirdi. Bir Avrupa Baharı mı yaşayacağız? Vallahi Arap Oraya Baharı'ndan bir şey çıkmadı maalesef. Hatta genellikle de olumsuz sonuçlar çıktı. Bir çok Avrupa'yı Arap Baharı tipinde bir şeyle karşılaştırmak... O tip değil de ama sonuçta birbirine yayılacak anlamında söylüyorum onu. Geçişkenliği olan. Vallahi geçişkenliği olabilir. Geçişkenliği olabilir. Öyle bir şey var. Çünkü bir hoşnutsuz kesim de var. İtalya'ya bakın işte şu anda hükümeti başındakiler Liga, sağ radikal popülist bir parti. Beş Yıldız Hareketi, sol radikal popülist parti. İkisi de sistem karşıtı. İkisini İtalyan halkı öne çıkarttı ama onlar da Avrupa bürokrasisine bir anlamda takıldılar. Daha doğrusu Almanya, biraz önce de konuşuyordunuz, Almanya'nın egemenliğindeki Avrupa bürokrasisine takıldılar. Bütçelerini arttıramıyorlar. Cenova Köprüsü çöküyor orada. Salvini ne diyor? Ya diyor, benim bunları yapmam lazım. Altyapıyı yapmam lazım. O zaman diyor, biz burada seçim yapmayalım bu ülkede diyor. Ben vaat ettiklerimi yapamayacak durumdaysam diyor, bütün reyting kuruluşları, finans kuruluşları bizim geleceğimiz hakkında karar verecekse diyor, biz o zaman İtalya'da artık seçim yapmayalım diyor. İşte Macron'u da mali oligarşinin adamı gibi görüyorlar ya Fransa'da. Onun için bu sarı yeleklilerin bu kalkışması bir hayli kırsaldan da ciddi şey aldı. Destek aldı. Evet. Peki, kamyonculardan. Son bir not olarak enflasyon herhalde konuşmakta fayda var. Evet. Belli ki bugün negatif gelecek. Öyle bir o toplantı şeyde, buluşmamızda konuşmuştuk zaten, negatif gelebilir. Aralık'ta da negatif gelebilir. Yani nerelerde olabilir? İşte tahminler 1 ile 0.5 eksi anlamında, yarım puan arasında dağılıyor. 1'e doğru da yaklaşabilir. Yani daha 1'e doğru yani yarım puanın biraz üzerinde bir negatif olabilir. 0.60'lar 0.70'ler. Evet, böyle bakacak olursak işte geçen senenin enflasyonunu da çıkarırsak hani 22'ler seviyesinde biz yıllık bir enflasyon görebiliriz Kasım ayında. Şimdi 10 itibariyle zaten görmüş olacak, olacağız. Göreceğiz evet. Onu. Üretici fiyatları tabii orada çok önemli. Üretici fiyatlarında çünkü 46'lar evet. Düzenliydik. Orada da 45'lere ama, doğru bir geliş herhalde olacak. Biraz daha altına bile gelebilir. Çünkü oradaki ya tamam çok intibak edemedi bu tarafa. Çünkü hem ÖTV hem KDV indirimleri oldu. Ya bir kere sadece şuradan baksak bu enflasyon sepetinde 407 tane ürün var. Bunları 100 kabul ettiğimizde işte otomobildeki indirimleri biliyoruz. Otomobilin dizel ve benzinli olarak bu yüzün içindeki ağırlığı ikisinin yani sadece otomobil kalemi olarak bakacak olursak %6.5, 6.6. Dolayısıyla şu oradaki, petroldeki geri çekiliş bile o kampanyalar bile enflasyonu mutlaka aşağıya doğru çekecektir. Bu Aralık'ta da devam edecek. Önemli olan bu KDV, ÖTV indirimleri Ocak'ta biteceğini biliyoruz. 31 Aralık son. Oradan sonra devam eder mi? Yani o edecek gibi görünüyor. Bütçeyi ne kadar zorlar onu da ayrıca konuşuruz. İşte onu da ayrıca konuşuruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Yayınımıza katıldığınız için bir kısa ara vereceğiz. Aranın ardından Parametre için ben buradayım. Evet, neler olacak bugün piyasada göreceğiz. G20 zirvesinden pozitif sonuçlar çıkmıştı. O pozitif sonuçlarda belli ki piyasa açısından da olumlu bir fiyatlamaya sahne olacak. Öyle görünüyor. Asya tarafındaki ilk rakamlar %2'ler, %2,5'lar, %3'ler düzeyinde bir değerlenmeyi ifade ediyor. Amerikan borsalarında vadeli endekslerdeki değerlenmeleri de göz önüne aldığımızda bizde de 95.416 endeks değerinden bir açılış. Onun da üzerine doğru ufak ufak çıkışlar olacak gibi görünüyor. En azından sabah itibariyle gelen ilk yorumlar bu şekilde. 5.16.93'teyiz. Dolar TL cephesine baktığımızda 5.87.67'yi görüyorum. Euro dolar tarafında. 60 dolar seviyeleri artık dip olmuş gibi görünüyor. Petrol cephesi açısından baktığımızda bir son dakika bilgisi, Katar'ın OPEC'ten ayrılacağını aktarmıştık sizlere. Burada önemli bir üretici değil ancak sembolik anlamda OPEC açısından önemli olacaktır. 6 Aralık'ta da OPEC toplantısı olduğunu hatırlatalım. Bugün saat 10 itibariyle enflasyon rakamlarını karşılayacağız diyerek noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi haftalar.